Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar bilgi ve iletişim teknolojileri 1. dönem 1. yazılı soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. 1. sorumuzda yazılım nedir? Kısaca tanımlayınız. Evet, yazılım arkadaşlar donanım ile kullanıcı arasındaki, hemen yazalım, donanım ile kullanıcı arasındaki iletişimi kuran ve donanımı kontrol eden programlardır diyelim. Evet, yazılımın kısa tanımı budur arkadaşlar. İkinci soruya geçiyoruz hemen. Bilgisayar çeşitlerinden 5 tanesini maddeler halinde yazınız. Evet, bilgisayar çeşitleri kullanıyoruz biliyorsunuz. Masaüstü bilgisayar var. Yani desktop diyoruz. Onu da yazalım. Bir diğeri dizüstü bilgisayar. Şöyle kısaca bilgisayar yazıyorum. Yani laptop, notebook, bunları yazabiliriz. Bir diğer arkadaşlar mini booklar dediğimiz netbooklar var ya, onları yazalım. Mini bilgisayarlar. O da netbook diyelim. Bir diğeri oyun bilgisayarı. Yine gaming computer dediğimiz, onu da yazalım İngilizcelerini. Gaming computer. Bir diğeri de ana bilgisayar, serverlar dediğimiz var ya, işte onlara da ana bilgisayar diyoruz. Onları parantez içerisinde server, sunucu bilgisayarları şeklinde 5 tane çeşidinde hatırlatmış olduk bir kez daha. Geçiyorum diğer soruma. Bilgisayarlar arasındaki farkların nedenlerinden 4 tanesini yazın. Yani bilgisayarlar niye birbirinden farklı? Tabii ki kapasitesi önemli arkadaşlar. Kapasite açısından farklı, hız açısından farklı. Tabii ki bunlarla birlikte maliyet açısından farklı. Bir de markası olarak farklı arkadaşlar. Bütün bunlar fiyat farklılığını, bilgisayar arasındaki farklılığın nedenleri. Veri depolama birimlerinden 4 tanesini yazınız. Arkadaşlar bunlar içerisinde RAM var, ROM var, flash bellek var ve dördüncüsü de EEPROM şeklinde yazdığımız depolama birimlerini de hatırlatmış olduk bir kez daha sizlere. Bilgisayarlardaki tüm donanım elemanları arasındaki iletişimi sağlayan ve tüm donanım elemanlarını üzerinde tutan birime ne ad verilir? Tabii ki anakart denir arkadaşlar. Buraya da anakart denir şeklinde cevabımızı verelim bu soru için. Evet, 6. sorudayız. RAM belleğin özelliklerinden 4 tanesini yazın. RAM belleği biraz önce konuştuk. Özellikleri ne arkadaşlar? Bilgilerin geçici olarak tutulduğu bellektir. Hemen yazalım. Bilgilerin geçici olarak tutulduğu yerdir. Diğer özelliği, RAM üzerinde o an çalışan programların bilgileri yer alır arkadaşlar. O an çalışan programların bilgileri yer alır. Üçüncü özelliğimiz, elektrik kesildiğinde RAM bellek üzerindeki bilgiler silinir arkadaşlar. Elektrik kesildiğinde RAM bellek üzerindeki bilgiler silinir.
Dördüncü özellik de RAM ne kadar güçlü ise bilgisayar sistemi de o kadar hızlı olacaktır. Evet, önemli arkadaşlar bu. RAM ne kadar güçlü ise bilgisayar sistemi de o kadar hızlı olacaktır. Evet, bu 6. soruda RAM'ın özelliklerinden de bahsettik. 7. soruda yazılıma 4 tane örnek veriniz ifadesi var. Evet arkadaşlar, yazılım programlarının hemen aklımızda en çok kullandıklarımızdan biri WhatsApp. Bir diğeri işletim sistemleri. Bir diğeri ofis programları. Ve dördüncü olarak da Adobe Acrobat yazabiliriz arkadaşlar. Evet, bunların hepsi yazılıma verilebilecek örneklerdendir diyoruz ve geçiyoruz son sayfa ve son sorularımıza. Evet, burada da tarayıcının işlevi nedir şeklinde bir diğer soru var. Tarayıcılar biliyorsunuz ki arkadaşlar, kağıttaki bilgileri bilgisayar ortamına aktarmak için kullanılır. Hemen yazalım. Kağıttaki bilgileri bilgisayar ortamına aktarmak için kullanılır. Aktarmaktır diyelim bu tarayıcının işlevine. İşletim sisteminin özelliklerinden 4 tanesini yazınız ifadesi var. Arkadaşlar bunlar biliyorsunuz ki bir kere programların çalıştırılmasını sağlar. Programların çalıştırılmasını sağlar diyelim. Bir diğeri dosya ve dizin oluşturur ve siler. Dosya ve dizin oluşturur ve siler diyelim. Bir diğeri disk biçimlendirir. Dördüncü olarak da tarih, saat, donanım ayarlarını yapar arkadaşlar. Tarih, saat ve donanım ayarlarını yapar şeklinde dördüncü görevinde yazalım işletim sistemlerine. Evet, geçiyorum 10. soruya. 10. soruda yeni model bilgisayar monitör çeşitlerinden 4 tanesini yazın. Evet, yeni modellere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yeni model bilgisayar çeşitlerinden bir kere LCD var. LCD ekran. Bir diğeri plazma ekran. Bir diğeri LED ekran. Ve dördüncüsü de dokunmatik ekran arkadaşlar. Evet, bu yeni model özelliklere dikkat ediyoruz. Bu yapıda artık yeni modellerde. Aşağıda görevleri açıklanan donanım aygıtlarını karşılarına yazınız. Evet, bu donanım aygıtları neymiş? Bir ağ bağlanmamızı sağlayan şey nedir arkadaşlar? Ethernet kartı. Bir diğeri veriler kalıcı olarak saklı tutulur. Bu hard diskte meydana gelir. Yazıları ve resimleri kağıda aktaran nedir arkadaşlar? Printer dediğimiz yazıcı. İnternete bağlanmamızı sağlayan şey nedir? Modem. Yazı yazmamızı ve komut vermemizi sağlar dediğimiz donanım da klavyedir arkadaşlar. Evet, bunların kısa tanımlarını da böyle bir şema içerisinde sunmuş ve hatırlatmış olduk bir kez daha. Google'da iklimler konusuyla ilgili bir PowerPoint sunusu aramak isterseniz arama kutusuna hangisini yazmalısınız, ne yazmalısınız? Tabii ki iklimler file type 2.üst üste PPT arkadaşlar. Hemen yazalım. İklimler file type
2 nokta üst üste PPT, yani PowerPoint'in kısaltılmış şeklinde olacak. İşletim sistemlerine 4 tane örnek veriniz şeklinde ifade eder. İşletim sistemlerini bol miktarda öğrendik. 4 tanesini örnek verirsek hangileri aklımıza gelir? Android yazabiliriz arkadaşlar. Bir diğeri Windows XP. Bir diğeri Linux işletim sistemi. Ve bir diğeri de iOS olacak arkadaşlar. Aklımıza gelenler bunlar diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar, görüldüğü gibi kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızı da lütfen kanalımıza davet etmeyi unutmayın. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.